Uzaktan Öğretmenim kanalından merhabalar sevgili çocuklar. Bugün 29 Eylül Salı. Evet dün A sesini görmüştük sizlerle birlikte. Bugün ise A sesi birleştirme çalışmaları göreceğiz. Yani A sesi ile diğer öğrendiğimiz sesleri yani E sesi, L sesi ve A sesi bunları birleştirmeyi öğreneceğiz. Çok ama çok önemli bir ders olacak bugün. Dersimize geçmeden önce Kara aldık ve velilerimizin çok sorduğu birkaç şeyi aydınlatıp hemen dersimize geçeceğiz. Hikaye saati e, bu günlük yapmayacağız çünkü oldukça yoğun bir dersimiz olacak. Öğrencilerimize bugün hikaye saati yapmayacağız dün olduğu gibi ama yarın yapmayı düşünüyoruz. Evet, YouTube'a girdiniz. YouTube'a uzaktan öğretmenim yazdınız şu sembolü gördünüz tıkladınız ve şu ekran karşınıza çıktı. Öğretmenim biz biraz geriden geliyoruz derslerinizi geriden takip ediyoruz hiç sorun değil şurada oynatma listesine tıklıyorsunuz oynatma listesinde burada birinci sınıfa tıkladığınızda bütün derslerimiz açılmış oluyor. Şu an hangi seslisiniz E sesinde mi E'ye tıklıyorsunuz. Daha uyum haftasında mısınız? uyumlara tıklıyorsunuz neler var neler yok görüyorsunuz şimdi bugün ne yapacağız ha bu arada gene unutmadan bir şey de söylemem gerekiyor Sevgili öğrencilerim bizlerin Instagram adresimiz de var evet Instagram adresimizde yine uzaktan öğretmenim Instagram adresinden bizlere ulaşabilir çocukların ödevlerini oradan gönderebilir değerlendirme yapıp geri dönüyorum mümkün olduğunca ve evlatlarımızın gelişimlerini adım adım takip ediyoruz bu şekilde sizden istediğimiz şey uzaktan Öğretmenim Instagram hesabını da ekleyip çocukların ödevini oradan gönderin. Evet bugün Instagram hesabından bize ödev gönderen öğrencilerimizin isimlerini okuyacağız. Kimler kimler var şöyle bir bakalım. Egemen, Feraye, Semiye, <laughs> Zeynep, Nazlı, Kerem, Muhammed Emir, Asil, Elif, Feyza, Feyza var, Rana, Venüs, Karaca, Nisanur, Hafsa, Çınar Efe, Eylül, Evet daha birçok arkadaşımız bizlerle birlikte bugün. Bu arkadaşlarımızın diğer arkadaşlarımızın da ismini Yeri geldikçe okuyacağım bize Instagram'dan düzenli ödev gönderen arkadaşlarımız. Evet o zaman çok da beklemeyelim. Şimdi A sesi demiştik, gün A sesini öğrenmiştik, yazma ödevi vermiştim. Ne yapacaktık? İlk önce parmaklarımızla yazdık, sonra ekrana yazdık. Evet şimdi de geleceğiz çocuklar sizinle birlikte A sesi nasıl yazılıyormuş kısa bir tekrardan sonra. Hemen hiç beklemeden ses birleştirmelerine başlayacağız. Hemen ekranımızı açıyorum ve... Evet, ekran notumuzu yazmak için. Şimdi çok dikkatli bakın çocuklar. Ee, burada görmüş olduğunuz ekrana A sesini yazacağım. Önce büyük A yapalım. Hatırlayalım. 1 2 3. 3 hamlede A sesini yazıyordum. Hadi bir daha yapalım. 1 2 3. Niye bazıları ince, bazıları kalın oluyordur? Hemen kalemimi değiştireyim. Benim bir sürü kalem seçeneğim var burada. Oo. Evet, biraz kalın yapalım. Bir daha yazıyorum a seçeneği evet a bu şekilde yazılıyor. Biraz daha kalınlaştıralım. Hoppa. Tamam biraz daha kalınlaşsın siz daha iyi görün. Evet a sesini yazarken nelere dikkat edeceğim? Bunu dün söylemiştim. Dikkat edin. Önce yukarıdan aşağı 1 Yine yukarıdan aşağı 2. Sonra tam şuradan 3. Bu büyük A sesini oluşturuyorum. Bu şekilde sevgili öğrencilerim. Dün bunların ödevini vermiştim zaten. Biliyorum birçoğunuz yaptınız. Bana ödevlerinizi gönderdiniz. Bir kere daha yapıyorum A sesi. Çocuklar A sesini yazamamak sorun değil. Bir süre sonra eliniz alışır. Önemli olan ses birleştirmelerini yapabilmemiz. Hadi bir kere de morla yazalım A sesimizi. Bakın yukarıdan aşağı 1, 2, 3. Aynen bu şekilde bir daha. 1, 2, 3. A sesini yazalım. Peki öğretmenim küçük A nasıldı? Hadi onu da yapalım. Onu da hangi renkle yapalım? Söyleyin bakalım. Ne renkle yapalım? Hadi turuncu ile yapalım. Tamam. Turuncu ile yapıyoruz. Nasıl bir tane çember çiziyorduk. Sonra yukarıdan aşağı bir tane çizgi, çizgimizi yapıyorduk. Hatırladık mı? Bu kadar basit. Bir tane çember çiziyorduk. Yukarıdan aşağı çizgimiz. Çember, çizgi çember, çizgi. Çocuklar çok keyifli. Hoppa, çizgi. Biraz da başka bir renkle yazalım değil mi? Hadi hatırlayalım çocuklar nasıl yazılıyordu. Bir kere daha küçük a yazarken çemberimi yapıyorum. Sonra yukarıdan aşağı çizgimi şu şekilde çekiyorum. İki hamle. Bir, iki. Evet öğretmenim biz bunlara çalıştık yaptık. Genelde a sesi de güzel yapılmış. Tebrik ederim. A sesi ile ilgili bir problemimiz yok. Peki bugün ne göreceğiz çocuklar? Bugün de sizlerle birlikte diğer öğrendiğimiz sesler. Hadi onları da bir tekrar edelim. Bol tekrar gerekiyor. Bu arada sevgili velilerimiz E sesini öğrenmiştik değil mi? Başka L sesini öğrenmiştik. Başka bir de A. Bakın bugün öğrendiğimiz, daha doğrusu dün öğrendiğimiz ses A sesini öğrendik. Aralarını da şöyle kırmızıyla çizgi çizelim karışmasın. Evet bugün ilk kelime şu olacak. Önce bir hatırlamayla başlıyoruz tekrar. İlk öğrendiğimiz sesler bakın şuraya yazıyorum. Ha, bugünün sonunda bir de size küçük bir sınav yapacağım ona göre çocuklar çok iyi dinleyin. Bugün anlattıklarımdan sizi bir sınav yapacağım. E ve L sesleri yan yana gelince nasıl okuyorduk hatırlayalım. E, evet, L, E, L, El, El. Evet el sesini böyle okuyorduk. Peki bunu farklı bir şekilde yazalım. Şimdi de şöyle yazalım bakın. Önce l sonra e. Çoğu öğrencimiz sessiz harf başa gelince karıştırabiliyor. Nasıl okuyoruz? Hadi hep birlikte. L, l e. Önce böyle ayrı ayrı okuyalım. L e. Şimdi boşluk vermeden bir kere de okuyacağım. L. 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 Evet burada da L yazıyor. Peki çocuklar şimdi anneler bir soru soracağım ve bu şu soru benim için çok önemli. Lütfen çocuklar doğru yaptıysa doğru deyin. Yanlış şey okuduysa okudu deyin. Bu çok önemli benim için. Çocuklar şuraya bir tane L sesi yazıyorum. Yanına da bir tane çok dikkatli bakıyoruz. İnşallah okur öğrencilerim çok mutlu olur mu eğer okuyabilirlerse. A sesi yazdım. Evet bakın L ve A sesi. Anneler bir sorabilir misiniz? Çocuklarım bu şunu bir okusun. Bekliyorum. Evet okuyanlar yan tarafa okuduklarını söylesin. Evet öğretmenim, okudu desinler. Ben de bu arada Instagram'dan bize gelen e, soruları okuyayım. Okuyabiliyor mu çocuklar? Instagram'dan bize gelen ödevleri gönderen öğrencilerimi. Hüma, Sıraç ve Defne, Deniz Öztürk, Tahsin Ayhan, Mila, Kübra Nur... Ilgaz, Erva, Elif, Duman bu öğrencilerimiz maşallah çalışkan öğrencilerim benim. Sizleri çok çok öpüyorum. Okumaya devam edeceğim. Evet okudular mı? Okudu 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 okudu. İnşallah bir sürü okudu okudu görüyorum şu anda. Ee, ok görmek istiyorum. Okudu evet. Ne diyor burada? L-A L-A La La Evet la sesini okuyabilen öğrencilerimin alınlarından kocaman bir öpüyorum. Şimdi bir tane daha geliyor. Hadi bakalım çocuklar. Bunu da bana okumanızı istiyorum. Şimdi üçüncü sıraya yazacağım. Şurayı bir silelim. Kafanız karışmasın. Öğrendiğimiz sesler burada. Bu arada öğrendiğimiz seslerin büyükleri de var değil mi? Onları biliyorsunuz. Şimdi ben büyükle başlayayım bir tane. Bir, iki, üç, dört. Ne yazdım buraya? Evet. E yazdım değil mi? Peki. Yanına bir de l yazdım. Artık bunu herkes okuyabiliyor diye biliyorum değil mi çocuklar? Hadi bir de, bir de, birlikte de okuyalım. Ne yazdım ben buraya? E l. E l. El. Tamam. Şimdi de sadece yeşille yazdığımı okuyun çocuklar. L e. Evet. Şimdi bu yazdığımı bir kere de okuyabilen öğrencilerimin isimleriyle birlikte okudu deyin veya okuyamadı deyin. Ben de hızımı ona göre ayarlayayım. Önce burayı sonra burayı okuyacaksınız çocuklar. Önce mor olanı sonra yeşil olanı. Haydi bakalım öğrencilerimden cevapları bekliyorum şu anda. E, yağsın cevaplar gelsin. Ben de bu arada e, Eylin, Hiranur, Cemre Çavuş, Şeyma, Taylan ve Tuğberk, Berke, Muhammed Emir, Bertu. Hadi bakalım çocuklar cevapları gönderin bana şimdi. Bu arada öğretmenleriniz de ödev veriyor. Çok fazla ödev olmasın diye ben artık hani size bir ödev vereceğim ama Minimum vereceğim. Daha fazlasını yapıp yapmamak size bağlı. Yani ben size birer satır ödev vereceğim. Öğretmenim ben sizin verdiğiniz ödevi de yaparım diyen olursa sayfayı bitirebilir. Ama yok öğretmenim okuldaki ödevlerde de çok oluyor derseniz en azından bir satır ödev yaparlarsa benim verdiğimde sadece bir veya iki satır sahiplenmiş olacaklar kanalı ve bir motivasyon olacak bu öğrencilerimiz için. Evet önce mor kısmı okuyorum çocuklar. E -l. E -l. E-L 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 Tamam. Şimdi sadece yeşili okuyorum. Şurayı görmeyin. Sadece yeşili okuyacağım çocuklar. L e L e L e, L -e. L -e. Şimdi morda ne yazıyordu? El. Yeşilde ne yazıyordu? L. -e. Hadi birlikte okuyalım şimdi. El L. El e L. -le. Elle Evet öğretmenim ama biz bunu öğrenmiştik diyorsunuz değil mi? Çok güzel öğrenmiştiniz. Şimdi de farklı bir şeyler öğreneceğiz. Hadi bakalım. 50'yi bilmenizi istiyorum. Çocuklar ne kadar tekrar o kadar iyi. Şimdi yine öğrencilerimden bir şey görmek istiyorum. Yani Bunu yazmalar, e, okumalarını istiyorum. Şuraya yazacağım. Dikkat edin. A. Evet. A sesini gördük. A sesini yazdık. Peki ben bu A'nın yanına bir tane de şöyle sarıyla l yazarsam haydi bakalım kim okuyabilecek hatta kırmızıyla yazsaydım daha anlamlı olurdu ama neyse evet şu an burada ne yazıyor hadi kırmızıyla da yazayım ne yazıyor çocuklar burada hemen düzeltiyorum orayı farklı bir renk yapayım sarı çok görünmüyor sanırım a bir de yanına l yazdım bunu okuyabilen öğrencilerimi çok merak ediyorum. Yine annelerimiz lütfen bana okudular mı okumadılar mı? Hemen yan tarafa yazabilirseniz şu tarafa, şu tarafa da olur hiç fark etmez. Yazın ben görmek istiyorum kimlerin okuduğunu kimlerin okumadığını. Ha öğretmenim okuyamıyor hiç sorun değil. Değerli velilerim şu an okuyamaması çok doğal. Yani şu anda 10 öğrencinden fazla 5'i veya 4'ü okuyabilir bunları hemen. Kaldı ki okulda da biraz geriden geldiğinizi düşünürsek hiç sorun değil ama öğrenecekler. Bu dersleri takip ederlerse de daha kolay öğrenecekler. Çünkü şu ekran çocukların öğrenmesine en çok müsait olan ekran. Dikkatlerini dağıtan hiçbir şey yok. Sadece ekran var ve ses var. Bu en verimli yöntem. Evet ne dedik çocuklar? A, ı, a, ı, al, 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 al. Evet çocuklar al yazdım buraya. Ne demek al? Mesela anneni size diyor mu? Bakkaldan iki tane ekmek al. Hmm, bakkaldan bir tane süt al diyor değil mi? Çocuklar al kelimesini kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz. Çünkü az sonra karşımıza çok fazla çıkacak bu kelime. Al. Peki az önce bir tane daha bir kelime öğrenmiştik. Şimdi bir de onu, da, onu ıı, yapalım isterseniz. Hazır mısınız? Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bakalım kimler öğrendi, kimler öğrenmedi. Hadi bakalım. Ben desem ki şimdi size burada ne yazıyor? Daha doğrusu şöyle yapacağım. İyi bakın. Bir tane şunu yazacağım. Anneler. Bakın bunu kırmızıyla yazıyorum. Evet. Bir tane maviyle yazıyorum. Çok dikkatli. Maviyle yazıyorum evet. Bunu da bu şekilde Çocuklar, sorum şu. Hadi bakalım şimdi cevapları görmek istiyorum. Kırmızıda mı, mavide mi al yazıyor? Al hangisinde yazıyor? Burada mı? Burada mı? Şu mavi olanda mı yoksa kırmızı olanda mı al yazıyor? Evet, cevapları görmek istiyorum yan tarafta. Cevaplar gelsin lütfen. Kırmızıda mı al yazıyor yoksa mavide mi al yazıyor derken Duru Zeren Amerikan Cemre, Elif, Nur, Sarp, Demirkan, e, Muhammed, Fatih, Cemre, Gülseren, Sarp. Hadi bakalım çocuklar Enes, Melisa, Mehmet, Reşat, Ömer, Hatice. Haydi bakalım sevgili öğrencilerim. Sizleri çok seviyorum ve sizlere çok güveniyorum. Derslerimizi en iyi takip eden, ödevlerini en düzenli yapan öğrencilerimiz. Tabi yeni yeni arkadaşlarımız da katılıyor. Bu arada birçoğunuz doğru cevabı verdiniz diye düşünüyorum. E, ne verdiniz? Tabii ki de dediniz ki öğretmenim kırmızı da el el yazıyor mavi de al al yazıyor dediniz sizleri tebrik ediyorum ve şimdi artık çok ama çok önemli bir şeye geçiyoruz herkes arkasına yaslansın bir derin nefes alsın bakalım evet şuraları da silelim şimdi derin bir nefes alın bakalım herkes derin bir nefes alsın lütfen şunu öğrendik değil mi az önce dikkatli bakın şu an en uzun kelimemizi okuyacağız şu Şurada ne yazıyor? Öğrencilerime soruyorum. Burada ne yazıyor? Hadi bakalım. Anneler lütfen sorun öğrencileriniz Eğer çocuklarınızı eğer yapamıyorlarsa yardımcı olabilirsiniz ufaktan. Ben de olayım. L a l a la la. Burada la yazıyor. Şimdi kırmızı ile yazdığıma bakın. Evet. Haydi bakalım. Kırmızı ile yazdığımı da söylüyorum. L e l e l e, l -e. Evet ben şimdi bu ikisini birleştirirsem Allah soruya bak şimdi soruya. Çocuklar soru geliyor. Ben bu ikisini birleştirirsem yani şöyle yaparsam ne olur ne yazmış olur? Hadi bakalım onu cevaplamanızı istiyorum. L, A bir de ne dedik? İkinci yazdım. Yani kırmızı yazdım. Onu da hepsini bir kere de okuyacağız. Hadi bakalım. Evet burada ne yazıyor? Öğrencilerime sorun bu. Burada ne yazıyor? okuduysa lütfen yan tarafa okudu diye yazın. Ben o isimlerin hepsini ama hepsini görüyorum şu anda. Ee, en kötü daha sonra açacağım böyle bakacağım kimler okuyor kimler okumuyor. Bu arada ben de bir resim çizmek geldi içimden. Acaba niye bu resim çiziyorsam bu arada ifucunu vermeyeyim değil mi? Evet hoppa ne renk olsun bu çiçeğim. Bu arada siz okumaya gayret edin çocuklar ne yazıyor orada? Hadi bakalım ne yazıyor burada? Ne renk olsun, ne renk olsun. Bakalım şöyle güzel bir... Heh, bu sarı olsun. Evet. Ne çizdim çocuklar ben buraya? Bir çiçek çizdim. Bu çiçeğin adı şurada yazıyor. Bu çiçeğin adı burada yazıyor. Hadi bakalım ne yazıyormuş. Hemen hep birlikte okuyalım. Öncelikle birinci kısım. Dikkat edin mavi kısmı okuyorum. L-A 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 mavi kısımda la yazıyor. Haydi şimdi kırmızı kısma geçiyoruz. Bakalım kırmızıda ne yazıyor? L e. L e. L. -e. L, -e. L, -e. L -e yazıyor. Evet. Demek ki bu çiçeğimizin adı burada. Birincisinde la yazıyor. İkincisinde L yazıyor. Şimdi ben bununla bunu birleştiriyorum. Dikkat edin. Çok dikkat edin buraya lütfen. La L. La L. L-E Lale evet lale çiçeği lalenin ne olduğunu biliyorsunuz kapağımızdaki resim de laleydi zaten bugünkü ders kapağımızın üstündeki resim lale yazıyor lale nasıl yazılıyor unutmuyorsunuz harikasınız çocuklar sizleri tebrik ediyorum. Bu arada az önce arkadaşlarımız arasında ismini söyleyen Ela diye bir arkadaşımız vardı peki siz e, sınıfınızda Ela diye bir arkadaşınız var mı bilmiyorum ama şimdi ben laleyi siliyorum. Şimdi benim bir öğrencim vardı. İsmi Ela'ydı. Dedi ki öğretmenim ben adımı yazmak istiyorum. Ben de ona yardımcı oldum. Dedim ki bak şimdi. Öncelikle Ela yazmak için hangi sesle başlıyor? Eee. o zaman bir tane E yazacaksın. Sonra La yazacaksın. La'yı nasıl yazacağız? Hadi bir de La yazalım birlikte. La yazıyorum. Dikkat edin. Az önce La'yı yazarkenki gibi. L A Evet A yazmayı biliyoruz artık. Evet La yazdık. Yani ne olmuş oldu burası çocuklar? Bu öğrencimizin ismi. Dur öğrencimi de çizeyim bari oraya. Size okumanız için bir süre veriyorum. İkisini birleştireceğiz. Yani e, öncelikle E'yi okuyacağız. Sonra da diğer sesimizi okuyacağız. Yani La. Evet bunu okuyabilen öğrencilerim yine aynı şekilde yazın. Çok merak ediyorum öğrencilerimizin düzeyi nedir? Neler yapıyorlar? Bizi takip eden öğrencilerimiz okullarında da çok başarılılarmış. Bana annelerden mesajlar geliyor. Öğretmenim E sesini diğer sesleri sayenizde çok iyi öğrendik diyorlar. Ben de çok mutlu oldum ee, öğrencilerimize bu pandemi sürecinde faydalı olabildiğimiz için. Evet, bu da arkadaşımız olsun. Ee, Neymiş peki bu arkadaşımızın ismi? Evet, o da şurada yazıyor. Neymiş arkadaşımızın ismi? Hep birlikte okuyalım mı? Herkes hazırsa okuyalım. Önce siyahı okuyorum. E ee, çok güzel okudum. Sonra da mavi okuyorum. L -a. L -a. E la e la e la e la e la. Ela. Evet, Ela yazıyor burada. Demek ki Ela ismini yazarken de önce e sesini sonra la'yı okuyoruz. E la oluyor. Ela aynı zamanda bir renktir çocuklar. Ee, yeşile kaçan, yeşile çalan bir renk ela. Bunu da unutmuyoruz. Peki çocuklar, ne kadar şey ne kadar çok şey öğrendik bugün değil mi? Of 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 of. Hadi bakalım. Ben şimdi size yarın cümle okuyacağız onu da söyleyeyim. Yarın sizlerle cümle okuyacağız ve hikaye kitabı okuyacağız. Birinci kitabımızı okuyacağız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dergiyi göstereyim tabii ki. Bugün şu köpekli dergimiz var ya. üzerinde çok tatlı bir köpek olan. Heh, şu ikinci dergi. Bunun üzerinden etkinlikler yapacağız şimdi. Hadi bakalım hatta başlayalım yapmaya. Sevgili öğrencilerim şimdi tabletimizi alıyoruz. Buradan elimize kalemimizi alıyoruz. Heh, kırmızı kalemimi de aldım. Şimdi birinci etkinliğimizle başlıyoruz. Bakalım birincisi olarak kantine gelmişler burada. Bir şey alıyor. Nasıl yazılıyor? Çok dikkatli bakın. Nokta çalışmaları önce çemberimi yaptım. Çizgimi çektim. A. Yanına da L. L. Ne yazdım? Al yazdım. Bakın A ve L sesleri bir araya gelince al oluyor. Bir kere daha yapıyorum. Çemberimi çizdim. Yukarıdan aşağı çektim. A sesimi yazdım. Bir de bunu yapalım. Hoppa. Ne oldu? Al oldu. Peki öğretmenim noktasız da yaparız biz. Hadi bakalım tabii ki yaparsınız. Siz neler neler başaracaksınız da eğitim öğretim hayatınızda inşallah. Ne şampiyonluklar ne dereceler kazanacaksınız. A sesi yazdım. Peki yanına bir de çizgimizi çekelim. L oldu. Yani ne yazdım buraya çocuklar? Al. Al. Peki büyük de yazalım. Yani büyük de yazabiliriz. Yani önce büyük A yazarım. Sonra da l sesini koyarım. Bu arada çocuklar al kelimesi. Ha, al şu kalemi al. Hop aldım gibi bir anlamı varken şu elimdeki kalemin rengini de ifade eder yani elimdeki kalemde kırmızı diğer adıyla aldır. Bizim bayrağımız Türk bayrağımız kırmızı değil mi? Ay yani diğer adı da al bayraktır al bayrak Evet demek ki alın da iki tane anlamı varmış. Birincisi elden ele bir şey almak, marketten pazardan bir şey almak. İkincisi kırmızının diğer adı da almış. Yani anneniz size yavrum sana kıyafet alayım ne renk istersin dediğinizde annelerinize babalarınıza al renginde al dediğinizde şaşırtabilirsiniz onları. Evet artık şaşırtabilirsiniz. Ben okula gidiyorum anne al ne demek çok iyi biliyorum diyebilirsiniz. Peki önce l sesini sonra a sesini koyunca ne oluyordu? hatırlayalım. Önce l, sonra a olunca da l a l a la oluyor. La. Evet unutmuyoruz. La kelimesi oluyor. Peki bir daha yazalım. L a la. Bir daha yapıyorum. L bir tane çember yanına çizgi. A la kelimesini yazmış olduk. Peki la ne demek? İşte önüne başka şeyler getirince başka anlamlar olacak bu. Asıl ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi bir tane de noktasız yapalım o zaman. Hep birlikte bakın. Önce yukarıdan aşağıya, sonra çemberimi yaptım, çizgimi çektim. Bundan sonra derslerimizi dediğim gibi 45 dakika falan değil. Özellikle pazartesi, salı günleri böyle daha az vereyim çünkü çocukların dikkati 45 dakika süremeyebilir verilerimden de bu konuda uyarılar da geldi. 35 dakika civarı yapmayı düşünüyoruz. Bir daha yapalım şimdi. Yukarıdan aşağı Hoş Çok eğlenen öğrencilerim de var. Öğretmenim devam etsin bitmesin diyenler de var ama sizin bilgisayara, tablete gözlerinizin çok yorulmasını istemiyorum açıkçası. L, A, LA. Bu da anlaşıldı değil mi çocuklar? O zaman ne diyelim biliyor musunuz? Şimdiye kadar öğrendiğimiz şeylerden size minik bir sınav yapayım mı? Hadi hazır mıyız? Az sonra mı? Tamam mı? Az sonra size minik bir sınav yapacağım. Önce şu dergimizi bir bitirelim. Elinde dergi olanlar yapabilir. Bitirmek zorunda değilsiniz. Yavaş yavaş da bitirebilirsiniz. Çok güzel sarı laleler görüyorsunuz burada. Hadi bir kere de kitabımız üzerinden lale nasıl yazılıyor bakalım. Çok tekrar gerektiren bir yaş grubunda öğrencilerimiz şu anda bol bol tekrar yapacağız. Birinci olarak ne yazıyordu? Dikkat edin. L-A L-A La Tamam bu cepte. Bunu unutmuyoruz. Elime aldım. Burada la yazıyor. La'yı unutmayın. İkincide ne yazıyor? L e. Bunu görmüştük zaten geçen hafta. L. L yazıyor. Tamam çok güzel bu da. i̇kisini birleştireceğim. Yani la sesiyle l sesini birleştirince ne oluyordu? La l sesi oluyordu. Tebrik ediyorum öğrencilerime. Hadi bir de la l yazalım isterseniz. La. Evet la'yı yazdım. Bir de L, L E'yi nasıl yazıyordum? Hoppa. Aynen bu şekilde. Bir de noktasız yazalım. Bir tane yukarıdan aşağı L sesi. A yazarken çemberimi yaptım. Yukarıdan aşağı çektim. La'yı yazdım. Şimdi de L yazacağım. Dikkat edin. L, E, E. La, L, E biraz çirkin oldu ama idare edin işte. Sizin de eğer yazdıklarınız arasında çirkin yazdığınız harfler varsa onları daha fazla boş zamanlarınızda çalışabilirsiniz. La le. Evet gelelim şimdi Ela'ya. Bakın burada bir hanımefendi var. Hanımefendinin adı Ela'ymış. O zaman yazalım. Nasıl yazıyoruz? Gene noktalar üzerinden gidelim ilk önce. E sesini yazdık. Sonra da la sesini yazıyoruz. Hoppa. E la olmuş oldu. Harika. Evet şimdi ne öğrenelim? Öğretmenim ne kadar çok şey öğrendik. Evet çocuklar size bir haftada öğreneceğiniz şeyi bir derste vermeye çalışıyorum. Çünkü yarın cümle okuyacağız sizinle. Bu arada hiç hatırlatmadım, yine unuttum. Beğen butonuna basın lütfen çocuklar. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla evladımız istifade etsin diye. Beğen butonu aşağıda görüyorsunuz. Her gün saat 15'te derslerimizi sizlerle yapmaya devam ediyoruz. Bu arada Tuşem, Eymen, Şeref, Emirhan, Almina, Zelal, Emir Ali, Rüzgar, Yusuf, Miray, Atlas düzenli olarak ödevini Instagram'dan gönderen öğrencilerimiz. Instagram'da bir soru sordum çocuklar A sesiyle alakalı. Onun altına yorumlar yazarsanız çarşamba günü de oradan isimleri okuyacağım. Yani Instagram'da işte hangisinin içerisinde A sesi var şeklinde bir soru sordum. Bir görsel verdim. Dünkü dersimizi iyi izleyenler çok rahat yapabilir onu. Oraya cevap verenlerin isimlerini okuyacağım. Unutmuyoruz beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyelim. Siz sık sık yazarak hatırlatın. Ne dedik? Ela. Peki öğretmenim Ela ve Lale buradan bir cümle oluşturabilir miyiz diyoruz. Bugün değil diyorum ona da. Neden bugün değil? Çünkü bugün sindirmemiz gereken, anlamamız gereken bir sürü şey oldu. Ben şimdi sevgili öğrencilerime ne yapacağım biliyor musunuz? Çocuklar küçük bir deneme yapacağım size. Hazır mısınız? Şöyle bir derin nefes alın. Tabletimiz gelsin. Ben size 3 tane kelime yazacağım. Hangisinin istediğim kelime onu siz söyleyeceksiniz. Üç renkte. Yani şöyle. Hazır mısınız? Dur hemen bir tanesini şöyle silerim. Basitten başlayalım. Doğru cevap veren öğrencilerimin de inşallah yarın isimlerini okuruz. Şimdi birinci olarak şunu yazmak istiyorum. Kırmızıyla hazır mıyız? Hazırız. Ben de hazır mıyım? Ben hazır değilim. Ha şimdi hazırım. Birinci olarak şunu yazıyorum. Siz okuyabilirsiniz. Ben okumayacağım ama. Neden? Çünkü ben size soru soracağım şimdi. Evet. İkincisi bu. Evet, çok güzel. Üçüncüsünü yazıyorum. Bakın birincisi kırmızı, ikincisi mavi, üçüncüsü de yeşil olacak şimdi. Yeşille de ne yazayım ne yazayım? Bunu yazdım. Şimdi sorum şu. Hadi bakalım çocuklar cevapları böyle coşturmanızı istiyorum. Sorum şu. Hangisinde hangisinde la a la yazıyor? Hangisinde la 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 yazıyor? Onu istiyorum sizden. Haydi bakalım cevapları görmek istiyorum. Yasın cevaplar. Öğrencilerin bütün konsantrasyonlarıyla dersimizi dinlemeye devam ediyorlar. Kardelen, Su, Ravza, Reyyan, Poyraz, Çınar, Zehranaz, Hilal, Akif, Hatice Hilal, Meryem Zeynep, Rana Başak, İbrahim Eymen, Behiye, Aras, Ayşe Betül. Hadi bakalım çocuklar hangisinde la yazıyor diye sordum. Yani l -a. Dikkat edin. l -a, la sesi hangisinde var? Evet yeşil mi, kırmızı mı? Mavi mi? Hangisinde la yazıyor sorum? Bu harikasınız çocuklar. Şu anda cevapların şuralarda yağdığını düşünüyorum. E, bu akşam bu arada saat 7'de yine 5. ve 6. sınıflarımıza yönelik ders var. O derse de gelip abilerinize, ablalarınıza selam verebilirsiniz. Onlardan da şu anda gelip size selam verenler oluyor. Böyle birbirimizi destekleyeceğiz. Kardeş sınıfımız, abilerimiz, siz de onların kardeşlerisiniz. Böyle bir şey oluşturmak istiyorum ben kanalımızda da. Evet ne yazıyor burada? Tek ben size neyi sordum? La'yı sordum unutmayın. Burada ne yazıyor? L e. L. -e. Cevap bu değil. E l. L. Cevap bu da değil. L a. La. Evet ben neyi sormuştum? La'yı sormuştum. Dolayısıyla cevabım burada. Tebrik ediyorum yeşil diyen öğrencilerimi, la'yı doğru bilenleri Tebrik ediyorum öğretmenim. Bir tane daha, bir tane daha. Haydi bakalım bir tane daha soru geliyor o zaman. Herkes hazır olsun. Siz istediğiniz zor geliyor o zaman. Hadi bakalım. Ne yazdım buraya? Okuyorsunuz. Siyahla yazıyorum. Dikkat edin. Evet. Bunu yazdım. Okumayacağım ama siz okuyacaksınız. Hadi bakalım. İkinciyi de e, morla yazalım. İkincide de şunu yazıyorum çocuklar. Ne yazdım acaba ben buraya şimdi? Söylemeyeceğiz tabii ki. Şşşt yazmayın siz de sakın ha. Dur bakalım. Bilebilecek mi öğrencilerim? Üçüncüde de, de hmm, yine yeni öğrendiğimiz bir şeylerden soralım. Heh, bunu göstermedim bakayım kimler okuyabilecek? Evet, üçüncüde de bunu yazdım. Peki, öğretmenim yani yazdınız da bize bunu göstermediniz diyebilirsiniz. Ama sizin okuyabileceğinizi düşünüyorum. Çocuklar, hepsini bir kere tek tek okuyun. Az sonra ben okuyacağım. Sorum şu, hangisinde, hangisinde hmm, la, le yazıyor? Hangisinde la, le yazıyor? Hadi bakalım, hangisinde la, le yazıyor? Sorumuz bu. Cevaplar gelsin lütfen öğrencilerim. Haydi bakalım sizlerden cevapları bekliyorum. Yapabilirsiniz. Artık bu işin mantığını eğer 3 harfte söktüyseniz gerçekten yani zeka olarak çok üstün bir zekaya sahip olduğunuzu söyleyebilirim. 3 harfte okuma yazmayı söktü derler buna. 3 harfte eğer bunları okuyabiliyorsanız bir süre sonra zaten çocuk kendisi heveslenecek ve yapacak. Ama Bizle birlikte gitmeniz çok önemli. Çünkü sadece biz okumayı değil yazmayı da öğretiyoruz. Hangisinde lale yazıyor çocuklar? Siyahta mı, morda mı, yeşilde mi? Ben birçok öğrencimin doğru cevap verdiğini düşünüyorum şu anda. Ee, öğrencilerimizden doğru cevaplar geliyor. Bu arada beğen butonunu hatırlatmış olayım bir kere daha. Lütfen beğen butonuna basalım. Daha fazla öğrencimize gitsin. Sınıf gruplarınıza mutlaka paylaşın. Öğretmenim biz daha yeni çizgiç yapıyoruz diyebilirsiniz. Ben bilerek önden gidiyorum çalışmalarda. Hem iki sebebi var. Birincisi bilerek okula gitmenizi istiyorum. Bu öğrenciye özgüven kazandıracaktır. İkincisi de öğretmen arkadaşlarımız da önceden izliyorlar veya velilerimiz önceden izliyorlar. Önce kendileri anlıyorlar. Sonra evlatlarını anlatıyorlar. Yani biz bir iki adım önde gidiyoruz. Bunu bilerek ayarlıyorum bu şekilde. Şimdi e, bu sizin için çok faydalı olacak. Yani bazen öğretmen arkadaşlarımız ya başka yerden öğrenmesinler diyorlar. Haklılar. E, onun sebebi yanlış öğretildiğinden dolayı. Ama biz tekniğine uygun öğrettiğimizden dolayı tabii ki de öğrencinin bilmesi onun avantajını olacak. Evet. Neyi sordum? La, sordum. Hadi bakalım. Önce burayla başlayalım. E, la, e, la, e, la. Hayır bu değil. Bana lale istemişti. Şurayı okuyalım. A la. Bakın bunu ilk defa okuyorum. A la. Ala. Ala. Yani burada da lale yazmıyor. Peki burada ne yazıyor? La le. -le. La le. Evet, burada benim cevabım tam olarak burada lale yazıyor. Ben de sizlere zaten hangisinde lale yazıyor diye sormuştum. Tebrik ediyorum öğrencilerimi. Son bir cümle yazıyorum. Cümleyi neden yazacağım? Çünkü yarınki çalışmamız hakkında bilgi sahibi olun. Şimdi, hadi bakalım. Ee, bu sefer biraz işin içerisine farklı şeyler de katalım. Ee, yine aynı isim çünkü başka ismi ismimiz yok. Şu an sadece bu ismi yazabiliyoruz. Şöyle cümle yazacağım size bir tane. Yarınki çalışmalarımıza örnek olsun diye. Sonra da ödevlerinizi verip dersi bitireceğim. Konsantrasyonumuzu dağıtmayalım. Evet, az önce bunu yazmıştık. Artık bunu çok rahat. Dur bari farklı harfle yazayım. Evet. Çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz bakın. Şöyle renkli renkli yazarsam öğrenciler daha rahat okur. Okuduk, devamı var cümle yazacağım artık. Aa bu ne? Bunu okumayı biliyorsunuz. Hadi bakalım bunu okumayı çok iyi biliyorsunuz hem de. Ben bunları size öğrettim geçen hafta. Çirkin bir A oldu ama siz güzelini yazın. Evet. Ne yapacak acaba bakalım. Evet bunu okuyabilen öğrencilerim gönül rahatlığıyla, gönül huzuruyla bugünü sonlandırabilirsiniz. Evet ne yazıyor burada çocuklar? Bu bir cümle. Cümle kelimeler bir araya gelince cümleyi oluşturur. Peki bu cümlede ne yazıyor? Hadi bakalım öğrencilerim okuyabilirsiniz. Biraz zaman alabilir. Dikkatli bir şekilde okursanız çok kolay yaparsınız bunu da. Haydi bakalım. Ne yazıyor bu cümlede? Ne yazıyor bu cümlede? Hadi bakalım son 10 saniye. Öğrencilerimden cevapların coşmasını istiyorum. Haydi Ömer, Eymen, Fatih, Emirkan, Muhammed, Erva, Elif Duman, Ilgaz. Hadi bakalım. Haydi bakalım Zeynep Nas. Görelim. Egemen birinci. Hadi bakalım. Çocuklar cevaplar gelsin. Şimdi ben bunu okuyup dersi bitiriyorum. Ee, ödevinizi vereceğim. Tabi ödev dediğim gibi hafta içi okulunuzun ödevleri de olduğu için yani zorunluluk yok bir miktar en azından birkaç kere yazmanız tekrar anlamında faydalı olur. Yani bir sayfa yapmak zorunda değilsiniz. Gelelim buraya. Ne diyor bakalım? E la. E la. E, -la. e -la. Bu rakamın ne olduğunu biliyorsunuz. 8 yarın e, rakamları da bir tekrar etmiş olacağız ve sıfır rakamını göreceğiz yarın. Sıfır çok önemli bir rakam. Matematik için söylüyorum bunu. Ela 8 La le al. Ela sekiz la le al. Ela sekiz lale al. Evet bir kere daha okuyorum. Ela sekiz lale al. Ela 8 lale al. Evet bir cümle okuduk. E, ne diyoruz? Ela'ya 8 tane lale almasını söylüyoruz ve sevgili öğrencilerim, bugünlük ödevimizi de verip dersimizi bitiriyoruz. Bugün öğrendiğimiz kelimeleri birer satır yazın veya birer satır yazamıyorsanız da birkaç kere yazın ama mutlaka bir tekrar yapın. Ne yapacağız ödevimizde? Hemen şöyle alayım. Şurasına yazayım. Tabletimizi kaldırıyoruz ve ödev defterimiz geliyor. Birinci olarak öğrendiğimiz kelimeler. Neler öğrendik biz çocuklar? Dün A'yı yazma ödevini vermiştim. Bugün sizden istediğim bir A L Al yazmanızı istiyorum. İkincisi L A La'yı yazmanızı istiyorum. Üçüncüsü E La yazmanızı istiyorum. Ve dördüncüsü de la l yazmanızı istiyorum. Son olarak da a la yazmanızı istiyorum. Çocuklar en azından birer satır yazarsanız bakın çok zor bir şey değil. En azından birer satır yazarsanız okula gittiğinizde havanızdan geçilmez. Ben çok güzel yazıyorum diyebilirsiniz. Beğen butonuna basmayı son kez hatırlatıyorum ve sizlerle yarın yani çarşamba günü saat 15'te canlı yayında sizlerle birlikte olacağız ve cümle okuyacağız sıfır rakamını öğreneceğiz ee, çok keyifli çok eğlenceli bir gün olacak yarın da kendinize iyi bakın ödevlerinizi ihmal etmeyin yarın görüşmek üzere hoşçakalın.